Dünyada karbon ayak izi bırakılmasının azaltılması ya da yeşil mutabakat çerçevesinde artık yenilenebilir enerji kaynaklarına olan güven ve ilgi giderek artıyor. Türkiye'de de bu ilginin devam ettiğini düşünüyoruz ama Türkiye çok yavaş adımlarla gidiyor ne yazık ki. Olması gerekenden daha yavaş adımlar olduğunu biliyoruz. Türkiye oysa hem yüksek bir plato üzerinde bulunduğu için daha fazla rüzgar enerjisinden istifade etmesi gereken bir ülke ve aynı zamanda iyi güneş alan bir ülke olduğu için daha fazla istifade etmesi gereken bir ülke konumundayken henüz geldiğimiz nokta bunu övünerek dile getirmemiz için çok yeterli değil. Şimdi güneş enerjisini kullanacağız ve ona bakacağız bugün güneş enerjisinde ne olup bittiğini. Solar Çatı ve Çatı Gez kurucusu Utku Korkmaz şu anda Skype hattımızda. Utku Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar Ali Bey. Merhabalar. Çok teşekkürler. Biraz kendinizden bahsettiğinizi rica ediyorum. Yani eğitiminiz, ne iş yaptınız, bugüne kadar hangi şirketlerde çalıştınız, nereleri kurdunuz ya da kendi şirketinizi nasıl geliştirdiniz? Bunları anlatmanızı rica ediyorum. Yani kişisel ve şirket kariyerinizle ilgili, mesleki kariyerinizle ilgili. Sonra güneş enerjisini konuşacağız. Benim son derece önem verdiğim konulardan bir tanesi. Yani ülkenin belki de en hızlı harekete geçirmesi gereken sektörlerinden bir tanesi ama maalesef istediğimiz hızda değil şu anda. Çok hızlı hareket etmemiz için neler yapılması gerektiğini de daha sonraki bölümlerde konuşacağız. Önce biraz sizden özgeçmiş dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizin yayınınıza katılmış olmak ayrı bir keyif. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği mezunu bir elektrik mühendisiyim. Yaklaşık 15 yıldır da okuldan mezun olduktan sonra 1-2 yıl profesyonel olarak çalıştıktan sonra sürekli olarak kendi işimle iştigal ediyorum. İşim de rüzgar ve güneş enerjisi. Ve bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 1000 megawattlık rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinde danışmanlık, proje geliştirme, kurulum ve benzeri işler yaptık şirkette. Solar Çatı şirketinde bireylere yönelik ev kurulumları gerçekleştirirken Çatı Gez şirketimizde de kurumsal işletmelere yönelik anahtar teslim güneş enerjisi ve aynı zamanda rüzgar enerjisi santralleri kurulumu hizmeti veriyoruz. Şu anda yeni başladığımız bir iş daha var. O da solar şarj işi. O şirkette de elektromobilite ile birlikte başlayan elektrikli araç şarj istasyonu kurulumlarının hem evlerde hem iş yerlerinde hem de halka açık alanlarda kurulumu faaliyetlerine başlayacağız. İsterseniz sondan başlayalım. Bu solar şarj bence son derece önemli. Malum işte Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Tesla'nın patronu Elon Musk'la görüştü ve konu da tabii ki elektrikli otomobil. Elektrikli otomobil konusunda Elon Musk Türkiye'ye yatırım yapabilir fakat Türkiye'de yeterli şarj istasyonu yok. Yani elektrikli otomobillerin bir yerden bir yere hareket edebilmesi için belli sıklıklarda ve belli mesafelerde istasyonlar olması lazım. Şu anda bu donanıma sahip değiliz. Özellikle otoyollarda bunun çok sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Nasıl bir solar şarj acaba normal şarja göre daha verimli bir şey sunacak mı acaba kullanıcılara yoksa oradaki modülasyon ya da oradaki metodoloji biraz daha farklı mı? Aslında bunu bireyler ve istasyonlar bazında ikiye ayıralım. Bireyler bazında baktığımızda 100 kilometrede benzinli bir araç sahibi yaklaşık olarak bugün 14 lira diye hesaplasak ve 8 litre diye hesaplasak yaklaşık 120 lira civarında, 110-120 lira civarında bir 100 kilometrede gideri oluyor. Bu elektrikli araçta 22 kilowatt, 100 kilo bir elektrikli araç kullanıcısıyım ben de bu arada ve 100 kilometrede elektrikli aracın kullanımı da yaklaşık 22 kilowatt. Benim en azından benim kullandığım aracın şu anda 22 kilowatt. Bu da bugünkü elektrik fiyatıyla birlikte yaklaşık 40 liraya geliyor. Yani elektrikli araç kullanıcısının her 100 kilometrede 65-70 liralık bir tasarrufu var. Asgari de. Elektriğinizi güneşten ürettiğinizde bu tasarruf 40-70 liradan yaklaşık 110-120 liralara, 110 liralara çıkıyor. Yani aslında sizin 44 lira olan maliyetiniz, 100 kilometre için 44 lira olan maliyetiniz yaklaşık 10 lira, 12 lira mertebelerine geliyor. O yüzden
elektrikli aracın elektriğini güneşten üretmek aynı çok ciddi bir bireysel kullanıcı için çok ciddi bir ekonomi yaratıyor. Yani size şunu söyleyebilirim. Yaklaşık bir elektrikli araç kullanıcısı, 20 bin kilometre elektrikli araç kullanan birisi yılda yaklaşık 15 bin Türk lirası elektrikli araç kullanarak şeyden tasarruf edebilir, yakıttan tasarruf edebilir. Birincisi bu. İkincisi, istasyonlar tarafında ise bir takım altyapı kurulumları gerekli. Özellikle hızlı istasyonlar, DC istasyon dediğimiz istasyonlarda bir takım altyapı gereksinimleri var. Trafo gereksinimleri var, kablonun oraya gelme gereksinimi var vesaire. Üretildiği, tüketilen noktada yani elektrikli aracın şarjlandığı noktada o elektriği üretmenin altyapısal da bir takım avantajları olacak. Aynı zamanda regülatif avantajları da var. Şu anda EPDK'nın yayınlamış olduğu bir taslak var bununla ilgili. Elektrikli araç şarj istasyonları ve oradaki lisanslamaya yönelik kendi elektriğini güneşten üreten istasyonlar için bir takım hem maliyetsel hem de kurulum kolaylığı ile ilgili o netleşmeyen yönetmelikte taslak tarafında yani bir takım avantajlar var. Yani hem bireyler için hem de işletmeciler için elektrikli araçların elektriğini güneşten üretmekte bir büyük fayda gelecek. Evet. Şöyle bir şey soracağım. Elektrikli otomobil kullanıyorsunuz madem. Yani bir test yapmak için bir test drive yapalım sizinle. Mesela İstanbul'dan yola çıktınız, Adana'ya kadar gidiyorsunuz değil mi? Pozantı'ya kadar otoyol var. Ya da bu taraftan gidiyorsunuz Eskişehir istikametinden ya da İzmir otoyolunu kullanıyorsunuz ya da Kuzey Marmara otoyolunu kullanıyorsunuz. Bu otoyolların bünyesinde ne kadar sıklıkta elektrikli şarj istasyonu var? Yani bir şarj istasyonu bulabiliyorsunuz. Bunlar içinde şu ana kadar geliştirmiş herhangi bir solar enerjiyle depolanan bir şarj istasyonu var mı? Bu saydıklarımızın tamamının içinde, Türkiye genelinde. En sıklıkla gittiğim yer, birçok fabrikaya rüzgar ve güneş enerji santrali yaptığımız Trakya bölgesi. Trakya bölgesi içerisinde İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nu sıklıkla kullanıyorum. O Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trakya'ya giderken bir tane DC hızlı şarj istasyonu var. Ama tekrar Çorlu'ya gittiğimde Çorlu'daki yereldeki şarj istasyonunu tekrar kullanmam gerekiyor. Yani oradaki istasyon sayısını arttırmak gerekli. İzmir tarafı için tam kestiremeyeceğim çünkü elektrikli araçtan sonra İzmir'e hiç gitmedim. Evet. Ama yolda özellikle yeni otoyolda her konaklama noktasında DC istasyonun olduğunu biliyorum. Diğer taraftan Ankara'ya da hiç elektrikli araçla gitmedim. Oradaki durumu da bilmiyorum ama sorduğunuz soruya şöyle söyleyebilirim. Şöyle yanıt verebilirim. Henüz yeterli değil. Henüz bir elektrikli araç kullanıcısı için de güvenle yola çıkabilecek ya da çok konforlu hissederek yola çıkabilecek sıklıkta DC şarj istasyonu ve AC şarj istasyonu maalesef hala mevcut değil. Ama ben bu yılın önemli bir yıl olacağını düşünüyorum burada. Çünkü TOGG'un planları arasında 2023'ün başında yollarda hızlıca gözükmek var. O yüzden bu gözükmenin altyapısının eminim bu yıl atılacaktır. Solar şarj istasyonlarına gelirsek, yani güneşten üretilen şarj istasyonlarına gelirsek şu anda bir tane bir başka firmanın yaptığı ama henüz sanıyorum devreye alınmayan Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tane güneş destekli, güneşten beslenen bir şarj istasyonu mevcut. Evet, bu galiba hibrit değil mi? Yani güneş artı elektrikle beslenen bir istasyondan bahsediyorum. Yani salt. Doğru. Güneş değil, tamam. Buna ilişkin doğru. Yatırım yapan kimse yok mu? Ben mesela bunu çok merak ediyorum. Bu çok yeni bir alan. Üstelik de yani önümüzdeki yılların belki de en değerli yatırım alanı haline gelecek. Artık bir süre sonra elbette fosil yakıtların ömrü bitmeyecek. Bunu yani bir ütopya olarak görüyorum ben. Yani fosil yakıtları biz belki daha yüzyıllarca kullanacağız ama giderek daha düşük oranlarda kullanmaya başlayacağız. Güneş ve rüzgardan daha fazla yararlanacağız. Bu konuda yatırım yapan böyle büyük şirketler, holdingler,
yeni girişimciler ya da startuplar falan var mı, biliyor musunuz? Güneş işinin özünde bir demokratiklik var Ali Bey. Büyük şirketler tabii ki var. Zorlu Enerji, ZES markasıyla şarj istasyonlarında faaliyet gösteriyor. Enerjisa, E-Şarj markasıyla bir operatör olarak faaliyet gösteriyor. Bu konuda eminim ki TOG'un da girişimleri olacaktır. Aynı zamanda Kalyon Holding'in yine burada önemli faaliyetleri var. Ama bu konu dediğim gibi demokratik bir konu. Güneş demokratik bir elektrik üretim aracı. Çünkü tüketildiği yerde üretilebilen bir kaynak sağlıyor bize. O yüzden bizim gibi orta ölçekli şirketler de birçok bu konuya yatırım yapan şirket olacak. Biz de bu elektrikli araç şarj istasyonları konusunda ciddi bir yatırım planı içerisindeyiz. Ve bu konuda operatör olmak için yatırım yapacağız Solar Şarj markasıyla. Kendi geliştirdiğiniz bir prototip var mı acaba bu konuda? Yani başladınız mı? Biz burada üreticiden ziyade entegratör olarak Anladım. Hizmet veriyoruz. Anladım, devreye almak için. Evet, en iyi ekipmanı ve müşteriye en doğru çözümü sağlayacak ekipmanı müşteriye sağlamaya çalışıyoruz. Burada tabii şu nokta da var. Şimdi bu sadece bir ekipman üretimi işi değil, aynı zamanda en doğru mühendisliğin müşteri tarafına aktarım işi. Ve bizim içinde bulunduğumuz pozisyon da aslında şu: biz temel fonksiyon olarak bireylerin ve kurumların kendi elektriklerini üretmelerine, rüzgar enerjisinden ve güneş enerjisinden üretmelerine yardım eden bir şirketiz. Bu üretilen elektriği aynı zamanda elektrikli araçlarda da kullanmak isterlerse buna uygun altyapıyı da hem donanımsal olarak hem yazılımsal olarak yerine getireceğiz. Aslında bir hizmet sağlayıcı olarak bugünkü pozisyonumuz bir operatör ve hizmet sağlayıcı olma yönünde. Evet. Sizin alanınıza belki çok doğrudan girmiyor ama solar enerjiyle ilgili olduğu için soracağım. Sonra çatı GES'e geleceğiz, merak etmeyin, onu merak ediyorum. O önemli bir çalışma. Yani hatta çok böyle övgüyle karşılayabileceğimiz bir şey. İstanbul'da biliyorsunuz çok sayıda otoyol kenarları, işte E5 ve ana yollarda işaret levhaları var, ışıldaklar var. Yani işaretlemeler ve yanan 24 saat boyunca sinyal veren şeyler var, istasyonlar var. Yani işte kavşaklar ve benzeri yerlerde. Bunların pek çoğunda ben solar panelleri görüyorum. Bu solar paneller tek başına o istasyonu besleyebilecek durumda mı, yoksa onlar da takviye ediliyor mu? Diğer kaynaklar tarafından besleniyor mu? Bu gördükleriniz büyük oranda çok az elektrik tüketen, çok az enerji tüketen sistemler. O yüzden onlar büyük oranda kendilerini karşılıyorlar. Güzel, peki. Gelelim çatı GES'e. Nasıl bir projeyle başladınız? Yani bütün evlerin çatısını güneş enerjisi panelleriyle donatmak mümkün olabilir mi? Güneş enerjisiyle donatılacak paneller özel olarak mı, daha doğrusu çatılar özel olarak tasarlanmalı? Bir de çatının yönü ve işte konumu vesaire gibi şeyler söz konusu mu? Bize bu konuda bildiğiniz her şeyi anlatın ki sizi dinleyenler de evet, iyi bir proje var, dolayısıyla gidip çatımızı bunlarla kapatalım, hem enerjimizi üretelim hem de ülkeye faydamız olsun diyebilsinler. Çünkü bu bir milli görev aynı zamanda. Yani ne kadar az enerji dışarıdan ithal edersek o kadar çok kendimize kaynak ayırmamız mümkün olabilir. Kesinlikle. Şimdi dediğiniz gibi gerçekten işin bir şey tarafı var, görev tarafı var. Çünkü krizlerden çabuk etkileniyoruz. Bu krizlerden çabuk etkilenmemek için de kendi elektriğimizi olabildiğince dışa bağımsız şekilde üretmemiz lazım. Rüzgar ve güneş enerjisinden. Aslında şanslı bir coğrafyadayız. Rüzgar ve güneş her yerde var. Ülkenin her yerinde var. Ve Avrupa açısından bakıldığında da Avrupa'nın rüzgar ve güneş elektriğini en ucuz maliyetle üretecek ülkesiyiz. Bir gün aslında burada üretilen elektriği hidrojen veya bir başka yöntemle bir başka coğrafyaya taşınıp kullanmak imkanı olursa eğer, Avrupa'nın belki de ucuz elektrik üretim noktası dahi olabiliriz. Bu bir bakış açısı. Diğer taraftan bireyler tarafında bakıldığında
Artık elektrik giderleri, aynı zamanda ısınmadaki doğal gaz giderleri, aynı zamanda bireysel olarak akaryakıt giderleri hepimizin ciddi olarak hissettiği bireysel giderler. Ve bugün bir solar çatı sistemiyle, 10 kW'lık bir solar çatı sistemiyle hem elektrik faturanızı, hem doğal gaz faturanızı, hem akaryakıt faturanızı sıfırlayacak bir eko ev, ekolojik bir ev yaratabilirsiniz. Ümit ediyorum sizle bu elektrikli araç deneme sürüşüne çıkabilirsek, aynı zamanda size bunun da bir örneğini göstermek isterim. İstanbul'da şu anda yapmakta olduğumuz bir eko ev, yani sıfır elektrik faturası, sıfır doğal gaz faturası ve sıfır akaryakıt faturası ödeyen bir ev konseptini de size tanıtmayı çok isterim. Bu bugün çok uzak bir gelecekmiş gibi konuşuyoruz ama aslında çok yakın. Çünkü dediğim gibi elektrikli araçların hayatımıza penetrasyonu, bu farkındalığı çok ciddi arttıracak. Bir de şu anda geçtiğimiz ve hissettiğimiz doğal gaz zamları ve elektrik zamları da aslında bu geçişi bence bireyler tarafında hızlandıracak. Şimdi burada bunun yatırım geri dönüş süresiyle ilgili özellikle bireyler tarafında çok ciddi şeyler var, soru işaretleri var. Burada da bu yatırım İzmir'de mesela 5-10 kW'lık bir yatırım, yani herhangi birinin yaklaşık 2500 liralık bugün elektrik faturasını sıfırlayabilecek bir yatırım yaklaşık 5,5 senede kendini ödüyor. Buna çok uzun bakılabilir ya da 6 senede kendini ödüyor. Buna çok uzun bakılabilir. Ama şöyle bir bakış açısı getirebiliriz konuya. Başka bir perspektiften bakabiliriz. Yani ev kira geri dönüşü olarak Türkiye ortalamasında kendini yaklaşık 20-25 sene arasında geri öderken herhangi bir ev, üzerine kurulacak bir solar çatı sistemi kendini 5 senede geri ödüyor. Evet. Yani aslında evinizden daha iyi bir yatırım yaparak, evinizin üstüne evinizden daha iyi bir ve geri dönüşü daha hızlı bir yatırım yaparak hem giderlerinizden kurtuluyorsunuz, bir, hem de evinizin değerini arttırıyorsunuz. Bunu kimler yapabilir? Birkaç tane kriter var. Apartmanlarda bu iş çok zor. Çünkü apartmanlarda herkesten izin alınması gerekiyor ve hani çatının kimin kullanımında olduğu konusu biraz soru işareti. Ama müstakil evi olan, inşaat ruhsatı olan ve müstakilen bir aboneliği olan herhangi bir gerçek kişi veya tüzel kişi kendi çatısına bir solar çatı sistemi kurarak kendi elektriğini üretebilir. Bu işin bireyler tarafı, solar çatı tarafı. Kurumsal işletmeler tarafına, yani çatı GES tarafına gelirsek de işletmeler 3 şekilde kendi elektriklerini üretebilirler. Bir, kendi çatılarında bunu üretebilirler. Kendi çatılarında güneş panelleriyle üretebilirler. İki, kendi arazilerinin içerisinde kuracakları bir rüzgar türbini ile bunu üretebilirler. Ve üç, aynı dağıtım bölgesi içerisinde sahip oldukları veya kiraladıkları başka bir arazide de işletmeler bu elektriği üretebilirler. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Antalya'da 5 tane oteli olan birisi, Antalya'da deniz kıyısında 5 tane oteli olan birisi, o 5 tane otelin tüm elektriğini karşılayacak elektriği aynı dağıtım bölgesi içerisinde, Antalya'nın daha yüksek bir yerinde, bir başka arazide üreterek mahsuplaşabilir ve fazla elektriği şebekeye satabilir. Buradaki limit işletmenin sözleşme gücü ile kısıtlanmış durumda sadece. Evet. Şunu soracağım. Şimdi bu çatı paneli daha çok fabrikalar, depolar, antrepolar, sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri, buralarda çok yaygın biçimde kullanılması gerekirken, ben işte uçakla seyahat ettiğimde bakıyorum, yani ilgi alanımın içinde
neredeyse İstanbul'da sıfır. Yani hiçbir fabrikanın çatısında solar panel yok neredeyse. İşte küçük küçük böyle su ısıtma amaçlı küçük paneller var birkaç şeyden oluşan, modülden oluşan. Bunları koyuyorlar. Neden bu yola başvurmuyorlar? Yani çok kolay ve büyük bir ekonomi sağlayabilecekken, önemli bir giderlerini ortadan kaldırabilecekken ve bunun da bilinmesine rağmen neden yapılmıyor? Ya da Türkiye'de bu konuda bir bilinç eksikliği mi var? Yoksa yatırımcılarımız bunun çok da önemine vakıf değiller mi? Aslında üç tane temel sac ayağı var burada. Birincisi regülasyon, ikincisi farkındalık, bu işin bilinirliği ve üçüncüsü de finansman. Bu üç sac ayağı çok önemli. Bu üç sac ayağı geliştikçe çok daha fazla uçaktan baktığınızda ümit ediyorum ki güneş panelli çatı göreceksiniz. Şimdi verdiğiniz örnek çok kıymetli. Regülasyon açısından söyleyeyim bunu. Antalya'ya inerken hemen her evin üzerinde su ısıtacak, su ısıtmaya yönelik güneş paneli görürsün. Elektrik üretmeye yönelik değil. Tabii. Ve biz burada dünyada ikinci ya da üçüncüyüz. Evet. Neden? Çünkü hiçbir regülasyon yok burada. Bunu her isteyen yapabiliyor. Şimdi bizim işte bir takım regülasyonlar var. Yani şunu söylemem lazım. Her geçen gün iyileşen, her geçen gün iyileştirilen, düzelen bir regülasyon altyapımız var. Ama yeterli mi? Hayır. Çünkü Türkiye'de birçok özel durum var. Ve aslında yaşadıkça acı olaylardan, elektrik fiyat artışları, doğalgaz kesintileri ve benzeri gibi şeyleri yaşadıkça aslında bu konunun tabandaki yayılımı ve aslında regülasyon tarafında da kolaylaştırılması oldukça hızlanacak. Diğer tarafı finansman, finansmana erişim. Finansmana erişimde de içinde bulunduğumuz durumda hala bankalar nezdinde ve leasing kuruluşları nezdinde en kolay finanse edilen yatırım araçlarından bir tanesi güneş enerji santrali. Ve aynı zamanda kendi kredibilitesini kullanmak istemeyen yatırımcılar için de üçüncü parti yatırımcılar vasıtasıyla bu iş özelinde yap, işlet, devret gibi modeller mevcut. Örneğin Fenerbahçe Topuk Yaylası projesi, bizim içinde olduğumuz ve anahtar teslim kurulumunu gerçekleştirdiğimiz bir proje. Orada yaptınız Fenerbahçe mı? Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'nda yaptınız mı? Yani güneş panelleriyle mi ısınıyor şu anda? Her şey oradan mı temin ediliyor? Güneş önemli panelleriyle bu elektrik üretiyor. Bir Fenerbahçeli olarak bunu gururla söylüyorum. Fenerbahçe Topuk Yaylası tesisleri elektrik üretiyor çatısında. Ne kadarlık bir ihtiyacı karşılıyor? Ne kadarlık bir ihtiyacı karşılıyor? Yani o oteller bölgesinin, otellerin. Yaklaşık tesisin %20'sinin ihtiyacını karşılar durumda. Çok daha fazlası da yapılabilir dediğim gibi. Oradaki çatı alanından kaynaklı bu durum. Ama az önce söylediğim gibi araziye de kurularak buradaki karşılanma oranı arttırılabilir. Bu yatırımcının iştahıyla da ilgili bir durum. Bu Fenerbahçe Topuk Yaylası projesinde üçüncü parti bir yatırımcı var. Buradaki yatırımcı Aksa Enerji. Evet. Burada bir aslında bir model var. Yani kendisi yatırım yapmak istemeyen, o anda kredibilitesini kendisi kullanmak istemeyen yatırımcı içinde bir model var. Yani özetlersek eğer şu andaki bankaların ve leasing kuruluşlarının en kolay finanse ettiği ve en çok finanse etmek istediği işlerin başında gelen, kendini ödeyen bir yatırım. Yani size şunu söyleyebilirim. Evet. Ali Bey, İzmir'de bir fabrika için en premium ekipmanlarla kurulmuş bir çatı GES sistemi neredeyse finansman hariç söylüyorum bunu. Anladım. 3 ila 3,5 senede kendini öder durumda. Peki. Buna finansmanı da koyduğunuzda 4 sene, 4,5 sene. Yani Türkiye koşullarında bugün gerçekten çok önemli bir yatırım. Aynı zamanda bir de bu işin şu tarafı var. Konuşmanızın başlangıcında değindiğiniz yeşil mutabakat. Yeşil mutabakatın bir süre sonra sınırda karbon uygulaması başlayacak. Evet. Ve sınırda karbon uygulamasıyla birlikte Türkiye'de üretim yapan ve elektriğini güneşten veya rüzgardan üretmeyen veya şebekeden alan şirketler için
sınırda karbon yaptırımı başlayacak. Evet. Dünyadaki en hızlı fiyatı artan emtialardan bir tanesi karbon şu anda. Doğru. Peki. Süremiz bitti ne yazık ki. Sona doğru açıldık ikimiz de. O yüzden bir dahaki sefere belki stüdyoda bir gün ağırlamak isteriz. Ama bizi bol miktarda enforme etmeniz lazım bilgisel olarak. Bir doküman geldi ama onun dışında şeyler de istiyorum sizden. Yani fizibilite hesapları üzerinden. Mesela bir proje önereceğim size. Bu projeyi çalışabilirseniz bunun üzerinden konuşabiliriz. Örneğin İstanbul'daki barajların yüzeylerinin solar panellerle kaplanması. Bu sayede hem su kaybının önlenmesi hem enerji üretilmesiyle ilgili bir proje var. Çalışılıyor bilmiyorum. Yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunun üzerinde biraz çalışın. Önümüzdeki günlerde, bir ay sonra, bir buçuk ay sonra belki stüdyodan bir yayın yaparız. Başarılar diliyorum. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Umarım herkes farkına varır ve Türkiye daha az döviz ödemek zorunda kalır yurt dışına enerji bağımlısı bir ülke olarak. Kısa bir ara.